Merhabalar, ben Doğan Ulu. Fonksiyonlar konumuza 5. bölüm dersiyle devam ediyoruz. Bu örneğimizde fx fonksiyonu v'den v'ye tanımlanmış. Fx eşittir 2x artı 1 eksi fx artı 1 olduğuna ve f4 de 2 eşit olduğuna göre f2'nin değeri soruluyor. Yani buna benzer birkaç örnek çözmüştük arkadaşlar. Şimdi geçmiş yıllarda gelmiş olan bir soru düşünecektim. F4 bilgisini kullanarak F2 bilgisine ulaşacağız. Şu verilen bilgiyi bir kez daha yazalım. Fx eşittir 2x artı 1 eksi Fx artı 1 olarak verilmiş. Bakın F4 bilgisini kullanmak için x'e 3 verelim. X'e 3 verirsem burası F4 olur. Hani bildiğimiz şey. X'e 3 verdiğim için burası da F3 olur. F3'e düşmüş olur. Bir adım daha geriye gelirim ve F2'ye düşerim sonra. Bu halde x eşittir 3 için diyelim. X'e 3 verdiğimiz zaman planladığımız gibi burası F3 oldu. Eşittir. X'e 3 vermiştim. 6 bir daha 7 yapar. 7 eksi F4. X'e 3 versem 4 yapar çünkü. F4'ün de eşitliğini biliyorum. F4'ün eşit 2 idi. Yerine yazalım. 7'den de 2 çıktı, 5 yaptı. Yani sonuç olarak biraz önce F4'ü biliyordum. Bakın şimdi F3'e ulaştım. Bir de x eşittir 2 için diyelim bakın. X eşittir 2 için dersem F2, yani bana sorulan şey gelir. Burası da F3 olur, artık F3'ü de biliyorum çünkü. Sonuca ulaşmış olurum. X gördüğümde 2 yazacağım. X'lerini 2 yazarsak F2 eşittir. X'i 2 yazarsam 4, bir daha 5. Eksi f, eksi 2 yazmıştım. 3 yapar bakın. Yani şu f3'ün de eşiti 5'ti. O zaman 5 eksi 5'ten 0 oldu. Yani sonuç olarak f2'nin eşiti 0'mış. Doğru cevap A şıkkıdır. Bir diğer sorumuz da şöyle arkadaşlar. F x bölü 2'nin eşiti böyle denilmiş. Ve bize f2'yi soruyor. Şimdi f2 gelsin diye x'e 4 verelim. X'e 4 versen F2 gelir. Ama X'e 4 verince burada da 1 bölü 2 yapar. Verelim bakalım, onu bir yazalım. X eşittir 4 için. X'e 4 verdiğim zaman F2 yapıyor. Eşittir. X'e 4 vermiştim. 8 oldu. 8 eksi 3 çarpı F. X'e 4 vermiştik ya. 2 bölü 4, yani 1 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi tamam F2'ye ulaştık ama bir de karşımıza F 1 bölü 2 çıktı. Dikkatlice bakıldığı zaman X'e bir de 1 verdiğimiz zaman F2'ye ulaştığımız görünüyor. Hani X'e 1 verirsen buradan F2 gelir, buradan da F 1 bölü 2 gelir. Yani sonuç olarak F 1 bölü 2'li F 2'li bir denklem daha elde etmiş olurum. O halde bir de X eşittir 1 için diyelim bu halde. X'e 4 verdiğim zaman şuradan bir F2 geliyor. Bir de X'e 1 verdiğim zaman şuradan bir F2 geliyor. Böylece bu iki denklemi ortak olarak çözersek F2'ye ulaşmış oluruz. Şimdi X eşittir 1 için X'e 1 verdik. F 1 bölü 2 oldu. Eşittir. X'e 1 vermiştim. 2 yaptı. Eksi 3 çarpı F. X'e 1 vermiştik ya. 2 bölü 1'den 2 yaptı. Şimdi arkadaşlar şu iki denklemi ortak olarak çözdüğüm zaman artık ben F2'ye ulaşabilirim. F2'ye ulaşabilirim. Bunun için şu F1 bölü 2'nin eşitini yukarıdaki denklemle götürüp yerine yazalım arkadaşlar. Şu F1 bölü 2'nin yerine şu eşitini yapıştıracağım. Şöyle ki F2 eşittir. Aradığımız şey yani eşittir. 8 eksi 3 çarpı şu F1 bölü 2'nin yerine eşitini yazacağım arkadaşlar. Neymiş eşiti? 2 eksi 3 çarpı F2'ymiş. Düzenleyelim. Şu eksi 3'ü parantese dağıtalım. F2 eşittir 8, eksi 3'ü dağıtıyorum. Eksi 6 yapar. Eksi çarpı eksi artıdır. Artı 9 çarpı F2 yapar. Artı
9 çarpı f2 yaptı. Şöyle yapalım. Şu f2 diğer tarafa gitsin arkadaşlar. Bu da böylece bu tarafa gelsin. Şu 8'den 6 çıktı. 2 yapar değil mi? Bu 2 diğer tarafa eksi 2 olarak gelir. Eşittir. 9 tane f2'den bir tane f2 çıkarsa 8 tane f2 olur. Yani 8 çarpı f2 olur. Böylece f2 eşittir. Ne yapacaktır? Çarptaki 8 bölüye gelir. Eksi 2 bölü 8. Yani sadeleştirirsem de eksi 1 bölü 4. Sorunun cevabı eksi 1 bölü 4 yani Bursa. Şimdi de iki fonksiyonun eşit olabilme durumunu konuşalım arkadaşlar. İki fonksiyonun birbirine eşit olabilmesi için bir kere tanım kümelerinin ve değer kümelerinin aynı olması gerekir. Ve her x eleman a için f(x) eşittir g(x) olmalıdır. Her x eleman a için f(x) eşittir g(x) şartı sağlanıyorsa f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlar denir ve f eşittir g şeklinde gösterilir. Bu verilen örneğimize bakalım arkadaşlar. Bir a tanım kümesi, bir b tanım değer kümesi belirlenmiş. F fonksiyonu da g fonksiyonu da a'dan b'ye giden fonksiyonlar. Fx ve gx fonksiyonları birbirine eşit fonksiyonlar mıdır diye soruyor. Bakın hemen şuralara bakarak aldanmamak gerekiyor. İşte bunlar birbirinden farklı. Demek ki fx gx eşit değildir diyemeyiz. Şunu görmek gerekir. Acaba f fonksiyonu ve g fonksiyonu aynı x değerlerini aynı y değerlerine taşıyorlar mı? Görelim arkadaşlar bunu. Acaba f fonksiyonu 0'ı nereye taşıyor? 3'ü nereye taşıyor? F fonksiyonu 0'ı nereye taşır? X yerine 0 yazacağız. 0 artı 0'dan 0 yapar. F fonksiyonu 3'ü nereye taşır? X'e 3'ü verirsem de 9 artı 6'dan 15 yapıyor. Görüldüğü gibi F 0 0 eşit, F 3 de 15 eşit. Her X elemanı için, her X elemanı için. Tanım kümesindeki bütün x elemanlarının görüntülerini, bütün x elemanlarının görüntülerini görmek gerekir. Tanım kümesinde zaten iki tane eleman var. İki elemanın da görüntüsünü f fonksiyonu altında gördük. Bir de g fonksiyonu altında görüntülerini görelim bunların. G fonksiyonu 0'ı nereye taşır? 5 çarpı 0'dan, evet 0'a taşıyor. F fonksiyonu da 0'ı 0'a taşımıştı. G fonksiyonu da 0'ı 0'a taşıdı. Peki g fonksiyonu diğer tanım elemanını yani 3'ü nereye taşıyor? 5 çarpı 3'ten 15'e taşıyor. Evet, her bir x değerini f fonksiyonunda g fonksiyonunda görüldüğü gibi a nereye taşıyor? F 0'ı 0'a taşıdı, g de 0'ı 0'a taşıdı. F 3'ü 15'e taşıdı, g de 3'ü 15'e taşıdı. Ha, o zaman demek ki arkadaşlar f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir. Bu iki fonksiyon birbirine eşittir. Hemen şunlara bakarak aldanmayacağız. Tanım elemanlarını f fonksiyonuna ve g fonksiyonuna taşıtacağız. Her bir x elemanı için f de g de aynı görüntü oluşturuyorsa o zaman bu iki fonksiyon birbirine eşittir diyeceğiz. Fonksiyon türlerine geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak birebir fonksiyon konuşalım. Birebir fonksiyonun tanımı şudur. A'dan B'ye bir f fonksiyonu tanımlanmış olsun. A kümesinin birbirinden farklı her x1 ve x2 elemanı için fx1 eşit değil fx2 ise f fonksiyonuna birebir fonksiyon denir. Yani sözel olarak hemen şöyle bir kez daha belirtelim arkadaşlar. F fonksiyonunun tanım kümesindeki birbirinden farklı elemanların görüntüleri de birbirinden farklı olmalıdır. Eğer herhangi iki farklı elemanın görüntüsü aynı g elemanı olursa o zaman birebirlik bozulur. Verilen örneğe bakalım arkadaşlar. A'dan B'ye tanımlı aşağıdaki f ve g fonksiyonlarının birebir olup olmadıklarını inceleyelim. Tanım şöyleydi. Farklı elemanların görüntüleri de birbirinden farklı olacak. Yani iki farklı eleman aynı yere gitmeyecekti. Evet, birebirdir bu fonksiyon. Bir başka bir yere gitmiş, iki başka bir yere gitmiş, üç başka bir yere gitmiş. İki farklı eleman aynı yere gitmemiş. O yüzden bu fonksiyon birebirdir. Evet, birebirdir.
Şu diğer örneğimize bakalım. G fonksiyonu birebir değil. Neden birebir değil? İki farklı eleman aynı yere gitmiş. 1 de 2'ye gitmiş, 3 de 2'ye gitmiş. O yüzden birebir değil. Bakın bu bir fonksiyondur. Fonksiyon olması da fonksiyondur. Ancak birebir değildir. Birebir değildir. Çünkü birebirliğin şartına aykırı iki farklı eleman aynı elemana giderse, aynı görüntü oluşturursa o zaman birebirlik bozuluyor. Bir diğer örneğimiz de şöyle olsun. F fonksiyonu R'den R'ye, fx eşittir 3x eksi 2 fonksiyonu birebir midir? Fonksiyonumuzun birebir olması için şuradaki farklı x değer sayıları için farklı görüntüler oluşmalıydı. Her bir farklı x değer sayısı için farklı bir g görüntüsü oluşmalıydı. Evet, öyle olur zaten. X'e 1 yazsam başka bir şey, 2 yazsam başka bir şey, 3 yazsam başka bir şey, 0 yazsam başka bir şey. Hangi x değer sayısını yazarsam yazayım, farklı x değer sayıları için farklı y değerler oluşacaktır. Yani iki farklı x değer sayısı için, iki farklı x değer sayısı için aynı y karşılığı oluşmaz. O yüzden bu fonksiyon birebir bir fonksiyondur, birebirdir. Ya da şöyle gösterebilirim. Hani tanım şöyleydi arkadaşlar. Tanım şöyleydi. X1 ve X2 birbirinden farklı ise, X1 ve X2 birbirinden farklı ise bunların görüntüleri şunlardır. Bunların görüntüleri birbirinden farklı olmalıydı. Tabii ki birbirinden farklı olur. Buraya X1 yazdığımla, buraya X2 yazdığımla oluşturduğu değerler tabii ki birbirinden farklı olacaktır. O yüzden tabii ki birebirdir. Şimdi de bu örneğimize bakalım. Bakın bir F fonksiyonu tanımlanmış ama V üzeri artıdan R'ye. Tanım kümesi pozitif reel sayılar yani. Bu önemli. Bu Fx fonksiyonu birebir midir diye soruyor. Şimdi hani diyorduk ki arkadaşlar farklı x'ler için, farklı pozitif x reel sayılar için farklı y görüntüleri oluşmalı diyorduk. Hani burada şu kareden dolayı dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü şu kareden dolayı x'e eksi 1 de yazsam, x'e 1 de yazsam aynı sonucu oluşturuyor. Ama siz x'e eksi 1 yazamazsınız. Çünkü tanım kümesinde eksi 1 yok. Pozitif reel sayılar demiş. O halde arkadaşlar evet 1 yazabilirim ama eksi 1 yazamam. 2 yazabilirim x ama eksi 2 yazamam. Çünkü tanım kümesinde negatif reel sayılar yok zaten. O halde farklı x'lerin farklı görüntüleri olur. Yani şunu demeye çalıştık. X eşittir 1 için de aynı y görüntüsü, x eşittir eksi 1 için de aynı y görüntüsü oluşur. Her x için de 0 oluşuyor. Ancak zaten tanım kümesinde eksi 1 yok ki. O yüzden birebirliği bozacak bir durum ortaya çıkmıyor. Eğer şurası pozitif reel sayılar değil de sadece reel sayılar olsaydı birebirliği bozan bir durum oluşuyordu. Ama zaten tanım kümesinde negatif reel sayılar olmadığından dolayı, tanım kümesi sadece pozitif reel sayılar oluştuğundan dolayı birebirliği bozan bir durum söz konusu değildir. X'lere yazacağımız birbirinden farklı pozitif reel sayıların görüntüleri de birbirinden farklı olacaktır. X'e 1 yazsam başka bir şey, 2 yazsam başka bir şey, 3 yazsam başka bir şey ortaya çıkabilir. Sonuç olarak bu fonksiyon bu tanım kümesiyle tabii ki birebir bir fonksiyondur. Ama şuna bir kez daha vurgu yapıyorum. Burası pozitif reel sayılar değil de reel sayılar olsaydı, yani R'den R'ye olsaydı arkadaşlar, R'den R'ye olsaydı yine fonksiyon bu şekilde tanımlanmış olsun. Yani böyle olsaydı şu durumdan dolayı x eşittir 1 içinde, x eşittir eksi 1 içinde aynı y görüntüsü oluşacağından dolayı böyle olması durumu için bu fonksiyon birebir değil derdik. Ama bu haliyle birebirdir. Bizim sorumuzun cevabı birebirdir. Bu örnek biraz önce konuşmuş olduğumuz örneğe çok benzeyen bir örnek zaten arkadaşlar. Reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış ve x karede bir ifade içeriyor. Yani çift kuvvet ağırlığı. Hani demiştik ki bu birebir değildir. Çünkü tanım kümesi reel sayılar. Ben x'e eksi 1 de versem, artı 1 de versem aynı görüntü oluşturur. Yani iki farklı tanım elemanının görüntüsü aynı olur. Halbuki iki farklı tanım elemanı aynı y görüntüsü oluşturuyorsa birebirlik bozulurdu arkadaşlar. Yazalım isterseniz. X eşittir 1 için bunun y görüntüsü ne olur? X'e 1 verdiğim zaman 3 yapar.
x eşittir eksi 1 için ne olur? Eksi 1 de tanım kümesinin bir elemanı çünkü. Eksi 1 verdiğim zaman da y görüntüsü olur. O zaman şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Tanım kümesindeki x eşittir 1 elemanı hem 3'e gidiyor hem de düzeltiyorum arkadaşlar bunu. Tanım kümesindeki x eşittir 1 elemanı da 3'e gidiyor. Tanım kümesindeki eksi 1 elemanı da 3'e gidiyor. Yani tanım kümesindeki iki farklı eleman aynı y görüntüsünü oluşturuyor. Bu da birebirliğe aykırı bir durumdur. Yani fx fonksiyonumuz birebir değildir. Bu fonksiyon birebir bir fonksiyon değildir. Çünkü iki farklı x elemanını aynı görüntüye taşıdı. O yüzden birebirlik bozulmuş oldu. Biz bu durumu isterseniz şu fx'in grafiğini çizerek de görelim arkadaşlar. Şu fx fonksiyonunun grafiğini çizerek de birebirliğin olmadığını grafik üzerinden de gösterebiliriz. Bunun için bir koordinat düzlemimizi hazırlayalım. Şu y eşittir 2x kare bir parabol belirtir. Y eşittir 2x kare. Grafiği budur yani. Y eşittir 2x kare. Ama artı 1 denmiş. Artı 1 dendiği için ne yaparız biz bunu? Bir birim yukarı öteleriz. Artı 1 dendiğinden dolayı bu bir birim yukarı ötelenir. Yani sonuç olarak grafiği böyle bir şeydir. Y eşittir 2x kare artı 1'in grafiği budur arkadaşlar. Bizim tanım kümemiz bütün reel sayılar. X'ler bütün reel sayılar. Burası X'ler, burası da Y'ler. Tanım kümesinde bütün x reel sayıları var. Bakın şimdi dikkatlice bakıldığı zaman şu fark edilebiliyor mesela. Şöyle yükselerek gösterelim arkadaşlar. Şuradaki eksi 1 elemanı da, şuradaki artı 1 elemanı da görüldüğü gibi ne yapıyorlar? Aynı y değerine gidiyorlar. Artı 1 de aynı yere gidiyor, eksi 1 de aynı yere gidiyor. Benzer şekilde mesela şuradaki eksi 2 elemanı, şuradaki artı 2 elemanı aynı y değerine gidiyorlar. Eksi 2'nin de artı 2'nin de gittiği yer aynı yer arkadaşlar. Eksi 2 de artı 2 de aynı y görüntüsünü oluşturuyor. Halbuki iki farklı eleman, iki farklı eleman aynı yere gidiyorsa o zaman biz birebirlik bozulur diyorduk. O yüzden birebir değil. Bir de arkadaşlar yeri gelmişken şunu konuşalım. Hani fx fonksiyonunun grafiği buydu. Fx fonksiyonunun grafiğini çizmiştik biraz önce. Böyleydi arkadaşlar. Grafiği çizilmiş olan ya da grafiği verilmiş olan bir fonksiyonun birebir olup olmadığını pratik olarak anlamanın yollarından biri de şudur. Ox eksenine paralel doğrular çizilir. Ox eksenine. Ox eksenine çizeceğiniz paralel doğrular eğer grafiği birden fazla yerde kesiyorsa o zaman arkadaşlar birebir de bozulmuştur. Bakın Ox eksenine çizdiğimiz paralel doğru grafiği iki farklı yerde kesti. O halde bu fonksiyon birebir değildi. Neden? Çünkü birbirinden farklı x elemanlarını aynı y görüntüsüne taşıyor. X eşittir a'yı da aynı y'ye taşıyor. X eşittir b'yi de aynı y'ye taşıyor. İki farklı eleman aynı y görüntüsüne taşındığından dolayı birebirlik bozulmuştur diyoruz. Hani şuradan da bir hatırlatma yapalım. Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için o y eksenine paralel doğrular çiziyorduk. Şimdi yeni bir şey söyledik arkadaşlar. Grafiği verilen bir fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için de o x eksenine paralel doğrular çizeriz. Eğer çizdiğimiz paralel doğrular grafiği birden fazla yerde kesiyorsa birebirlik bozulmuştur diyoruz. Son cümlemizi bir kez daha uyguluyoruz arkadaşlar. Grafiği verilen bir fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için x eksenine paralel doğrular çizilir. Bu paralel doğrular grafiği bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebir, birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon birebir değildir. Şimdi şu örnekleri bu konuşmuş olduğumuz çerçevede değerlendirelim. İlk olarak şu örneğimize bakalım arkadaşlar. R'den R'ye tanımlanmış. Hani demiştik ki ne yaparız? X eksenine paralel doğrular çizeriz. Birebirliğini araştırmak için. Bakın görüldüğü gibi x eksenine çizeceğim paralel doğrular
şurada da var zaten bu kadar doğrular. Ne yapıyorlar? Hep tek bir noktada kesiyorlar. Hep x eksenini tek bir noktada kesiyorlar. X eksenini tek bir noktada kestikleri için tabii ki bu 1'i 1'dir. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. İşte yine R'den R'ye tanımlanmış ve çizilmiş görüldüğü gibi o x eksenine paralel doğrular. Çizmiş olduğumuz paralel doğrular grafiğimizi birden fazla yerde kesmişler. Eğer çizmiş olduğumuz bir tek paralel doğru bile grafiğimizi birden fazla yerde kesiyorsa birebirlik bozulur. Yani bu birebir değildir. Bu örneğimize bakalım arkadaşlar. Yine burada da çizmiş olduğumuz şu OX ekseni çizmiş olduğumuz şu paralel doğrular görüldüğü gibi grafiğimizi yalnız bir tek noktada kesiyor. Bu halde bu fonksiyon birebirdir. Bu fonksiyonumuza bakalım. Pozitif reel sayılardan reel sayıla tanımlanmış. Yani bu tarafta bakacağız arkadaşlar. İşimiz bu tarafta. Çizmiş olduğumuz paralel doğru görüldüğü gibi iki farklı yerde kesmiş. Evet, burada sadece bir yerde kesmiş ama burada iki yerde kesmişti. Çizmiş olduğumuz bir tek paralel doğru bile grafiği birden fazla yerde kesiyorsa o zaman birebir de bozulur. Yani yine birebir değildir. Şimdi de örtem fonksiyonu tanımlayalım arkadaşlar. Örtem fonksiyonu tanımı da şu. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanmış olsun. Eğer FA yani görüntü kümesi B'ye yani değer kümesine eşit olursa F fonksiyonuna örtem fonksiyon denir. Bir fonksiyon örtem fonksiyonu değilse içine fonksiyondur. Ya da şöyle de söylemek mümkün arkadaşlar. Eğer değer kümesinde yani B'de açıkta kalan, boşta kalan eleman oluyorsa içine fonksiyondur. Eğer boşta kalan eleman olmuyorsa da örtem fonksiyondur. Değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa içine, değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa da örtem fonksiyondur. Bir fonksiyonu halde ya örtemdir ya da içinedir. Verilen örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. A'dan B'ye tanımlanmış olan F ve G fonksiyonlarının örtem olup olmadıklarını araştıracağız. Bakın örtemliğin tanımı şöyleydi. Eğer değer kümesinde, yani şu B kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa örtem fonksiyonu. Evet, açıkta eleman kalmamış. Değer kümesinde açıkta eleman kalmamış. O yüzden bu fonksiyon tabii ki örtem fonksiyonudur. Peki bu fonksiyon örtem midir? Hayır, bu fonksiyon örtem değildir. Çünkü açıkta eleman kalmış. 6 elemanı boşta. 6'ya kimse gelmemiş. Eğer değer kümesinde açıkta eleman kalıyorsa da içine fonksiyon. Ya da isterseniz şöyle konuşabiliriz. Bakın görüntü kümesi kimlerden oluşuyor? 2'den, 5'ten, 6'dan. Değer kümesi de 2'den, 5'ten, 6'dan. Yani görüntü kümesi değer kümesine eşit. Yani örtem fonksiyon. Buraya bakalım. Burada görüntü kümesi yani FB düzeltiyorum. GB, G fonksiyonu çünkü bu. GB kimlerden oluşuyor arkadaşlar? 2'den ve 5'ten oluşuyor. GA olacaktır burada. Yani G fonksiyonu tanım kümesindeki elemanları kimleri taşımışsa görüntü kümesi onlardan oluşuyordu. GA'nın elemanları kimlerdir? 2'dir ve 5'tir. Ama değer kümesi kim? Değer kümesi de arkadaşlar. Değer kümesi de 2, 5, 6. Yani görüldüğü gibi şu görüntü kümesi şu değer kümesine eşit olmadı. Görüntü kümesi eşit değil değer kümesine. O halde içine fonksiyondur. Ben teknik olarak bunu da göstermek istedim ama bu şekilde uzatmadan daha pratik olarak dediğim gibi şöyle konuşulabilir. Eğer şu değer kümesinde boşta eleman kalmamışsa örtendir. Eğer şu değer kümesinde
Boş eleman kalıyorsa da içine sonuç olur. Ha, yeri gelmişken içine bir de araştıralım. İçine sonuç düzeltiyorum. Birebirliği de araştıralım. Bu fonksiyon birebir midir? Hayır, birebir değil. Neden birebir değil? İki farklı eleman, iki farklı eleman aynı yere gittiği zaman birebirlik bozulurdu. Birebir değil. Peki bu fonksiyon birebir midir? Bu fonksiyon da birebir değil. Çünkü görüldüğü gibi iki farklı eleman aynı yere gitmiş. Eğer iki farklı eleman aynı yere gidiyorsa birebir değildi. O halde bu fonksiyon birebir değil ama içine fonksiyon. Bu fonksiyonsa yine birebir değil ama örten fonksiyon. Birebir ve örten fonksiyonları konuşalım arkadaşlar. F A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere eğer F fonksiyonu hem birebir hem de örten bir fonksiyonsa biz bu fonksiyonlara birebir ve örten fonksiyonlar diyoruz. Burada şu da önemli. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşittir ve n olmak üzere. Eşit ve n olmak üzere. A'dan B'ye tanımlanabilecek olan birebir ve örten fonksiyon sayısı birebir ve örten fonksiyon sayısı n faktöriyeldir arkadaşlar. Tabi şuna da vurgu yapalım. Bir fonksiyonun hem birebir hem de örten olması için zaten tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısına eşit olmak zorundadır. Eğer değer kümesinin eleman sayısı ve tanım kümesinin eleman sayıları birbirine eşit olmazsa fonksiyonun birebir ve örten olması mümkün değil. O halde bu eleman sayısı da ne olmak üzere tanım kümesinin ve değer kümesinin eleman sayıları ne olmak üzere A'dan B'ye n faktöriyel tane farklı birebir ve örten fonksiyon yazılabilir. Mesela hemen şu örneğimize bakalım. Bir A kümesi tanımlanmış. 1, 2, 3 elemanlarına oluşuyor. Bir B kümesi tanımlanmış. O da A, B, C elemanlarına oluşuyor. A'dan B'ye kaç farklı birebir ve örten fonksiyon yazılabilir? Şimdi A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit. Zaten öyle olmasaydı birebir ve örten fonksiyonlar yazamazdık. A'nın eleman sayısı eşittir B'nin eleman sayısına. O da eşittir 3. O halde kaç farklı birebir ve örten fonksiyon yazılabilir demiştik? 3 farklı var. Yani 6 tane. Demek ki A'dan B'ye 6 farklı birebir ve örten fonksiyon oluşturulabilir. Birebir ve içine fonksiyon kavramını konuşalım. F fonksiyonu A'dan B'ye bir fonksiyon olmak üzere birebir fakat örten değilse, yani hem birebir hem de içine bir fonksiyonsa o zaman birebir de içine fonksiyon denir. Bakalım arkadaşlar. Bakın bu fonksiyon içine bir fonksiyondur. Değil mi? Çünkü değer kümesinde boş eleman kalmış. Değer kümesinde boş eleman kaldığı zaman bu fonksiyon içine fonksiyon olur. İçine fonksiyon olur. Peki birebir midir? Hayır, birebir değildir. Çünkü iki farklı eleman aynı yere gitmiş. İki farklı eleman aynı yere gittiği zaman birebir değildir. O halde bu fonksiyon için birebir ve içine fonksiyon diyemeyiz. Çünkü içine fonksiyondur ama birebir değildir. O yüzden birebir ve içine bir fonksiyon olmadı. Sadece içine fonksiyon oldu. Önemli bir not olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. A'nın eleman sayısı M, B'nin eleman sayısı M. M de N'den büyük ve eşit olmak üzere A'dan B'ye tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı. Birebir fonksiyon sayısı. Biraz önce birebir örten fonksiyon sayısını söylemiştik. Şimdi sadece birebir fonksiyon sayısını söylüyoruz. M'nin N'li permütasyonları sayısıdır. M'nin N'li permütasyonları nasıl hesaplanırdı? M faktöriyel bölü M eksi N faktöriyel diye hesaplanır. Şu M neden büyük ve eşit olacak? Zaten değer kümesinin eleman sayısı tanım kümesinin eleman sayısına eşit ya da büyük olmalı ki birebir fonksiyon yazılabilsin. Eğer değer kümesinin eleman sayısı daha az olursa tanım kümesinden o zaman birebir fonksiyon yazılamaz ki hiç. O yüzden tabii ki değer kümesinin eleman sayısı tanım kümesinin eleman sayısından büyük ya da eşit olmalı ki birebir fonksiyonlar yazılabilsin. Peki kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilirmiş? M faktöriyel bölü M eksi N faktöriyel. Buna bir örnek verelim arkadaşlar.
Mesela bu örneğimize bakalım. Bir A kümesi tanımlanmış 3 elemanlı, bir B kümesi tanımlanmış 5 elemanlı. A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir diye soruyor. Tabii önce şunu söyleyelim. Mesela B'den A'ya dese, B'den A'ya zaten hiç yazılamaz. B'den A'ya birebir fonksiyon yazmak mümkün değil. Bir tane bile yazılamaz. O yüzden zaten A'dan B'ye diye soruyor. A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir sorusunun cevabını biraz önce vermiştik arkadaşlar. Bakın A'nın eleman sayısı 3. B'nin eleman sayısı 5. Demiştik ki arkadaşlar 5'in üçlü permütasyonlarınca yazılabilir. 5'in üçlü permütasyonlarınca farklı birebir fonksiyonlar yazılabilir. 5'in üçlü permütasyonları da şöyle hesaplanırdı. 5'ten aşağı doğru 3 tane çarpan. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3. O da kaç yapıyor? 60. Ya da isterseniz şöyle hesaplayabilirsiniz. 5'in üçlü permütasyonları. 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3. Yani 2 faktöriyel. O da zaten ne yapacaktır? 5 çarpı 4 çarpı 3 yapacaktır. Yani 60 olacaktır.